Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Tencereme mermeri aldım. Tabii ki de mermer nasıl haşlanır diye onu göstermeyeceğim. Orijinal damıtma saf gül suyu yapacağız. Evde nasıl yapılır onu göstereceğim. Güllerimi topladım, ayıkladım, yıkadım. Şimdi bunları tencereye dizeceğiz. Aşama aşama hepsini anlatacağım. Güllerimi mermerin kenarına diziyorum. Mermerin üzerine gelmemesine özen gösteriyorum. İstediğiniz gülle yapabilirsiniz. Ben Isparta gülü buldum. Onunla yapıyorum. Aşırı güzel kokan gülle de yapabilirsiniz. Güllerimin hepsini dizdim. Bir tane ısıya dayanıklı tabak koydum. Tencerenin seviyesini geçecek mi diye. Geçmedi. Tencerenin seviyesinden alçak. Bu benim için ideal bir tabak oldu. Bunu kullanacağım. Şimdi güllerin üzerine su döküyorum. Mermerin hizasına gelene kadar. Şimdi tabağımı koydum. Kapağını da ters çevirdim. Bu şekilde koyacağım. Bu şekilde damıtılacak çünkü. Tencerenin havalandırma deliği varmış kapağının. Orasını peçete ile kapattım. İyice sıkıştırdım. Bu şekilde ocağıma alıyorum. Ocağıma aldım. Kaynamaya başladı. Hafif hafif buharlaşmaya başladı suları. Önceden buzdolabı poşetine su koymuştum. 2 tane buzdolabı poşetini iç içe geçirdim. Dolaba koydum. Biraz buz tuttu. Şimdi de onu koyacağım. Tam ortası buz tutmamış. Yettiği kadar bu buzla damıtacağım. Şöyle buzumu ters çeviriyorum. İyice yerleştiriyorum. Kapağını da düzeltiyorum. Ocağın altını kıstım. Kısık şekilde. Bu şekilde damıtacağım. Üstte soğuk, alttan sıcak. Tabağın içine buharlaşıp saf gül sularımız damlayacak. Aradan yarım saat geçti. Buzlarımız eridi. Buz torbamı alıyorum. Hepsi eridi çünkü. Kapağın üzerine de biraz su birikmiş. Şimdi kapağını da alıyorum. Üzeri biraz suyun kirici de çıkmış kapağı. Şöyle kapağını açıyorum. Tabağımız ağzına kadar dolmuş. Gül sularımı alıyorum. Daha altında var. Daha çıkacak çünkü. Böyle kaşıkla alıyorum önce. Çünkü tabak çok sıcak. Direkt alamam. Buhar elimi yakabilir. Kenarları da siyah olmuş. O ocağı hızlı açtığım için değil. Çünkü kısıkta buharlaştırdım. O gülün suyu veya yağından kaynaklanan bir şey. Onu yıkayınca çıkacak. Bakın bu kadar çıktı. Tekrardan kapağını kapatacağım. Şöyle göstereyim, daha var çünkü. Bayağı çıkar gül sularım. Şöyle bir yayıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Ters bir şekilde. Kalanı da böyle damlasın artık. Buzum kalmadı çünkü. Bu şekilde de yavaş yavaş damlıyor. Soğuk olunca daha hızlı damıtılıyor. Bu şekilde de kalanını yapıyorum. Kapağını açıyorum. Biraz daha birikmiş. Onları da alacağım. Daha var arkadaşlar su. Ne kadar çıktı bakın. Çok güzel de gül kokusu aldı evin içine. Bununla çok güzel cilt bakımı yapabilirsiniz. Makyaj temizleyebilirsiniz. Sivilceli ciltlerde kullanabilirsiniz. Orijinal saf gül suyu. Buradan kapağını kapatıyorum. Kalan suların da damılmasını sağlayacağım. Bayağı suyumuz azaldı artık. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz bilmiyorum yakından nasıl akıyor suları.
Tencerede çok az suyum kaldı. Bayağı da tabakta birikmiş. Onları da alacağım. Tencereye gül yapraklarını koyup üzerine su doldurup kaynatıp süzüp öyle gül suyu da yapabilirsiniz. Fakat bu orijinal damıtma gül suyu oluyor. Saf gül suyu olarak bunu kullanabilirsiniz. Bu çok güzel oluyor. Bu çok değerli çünkü. Böyle yapmak isterseniz sizler de yapabilirsiniz. İstediğiniz gülle yapın. Şöyle kalan sularımı da tabağa dökeceğim. Çok sıcak tabak. Şöyle kalanını da göstereyim. Çok az bir suyum kaldı. İsterseniz kullanmak isterseniz tabanında kalan suyu da kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Çünkü orijinal gül sularım var. Damıtma, onu kullanacağım. Bir tabak çıktı. Gül sularımı kavanoza koydum. Bu kadar gül suyum çıktı. İsterseniz güllaçlarda da kullanabilirsiniz. İsterseniz cilt bakımında kullanın. Sıcak sıcak kavanoza koydum. Ağzını kapattım. Vakumlandı. Bir tane 300 milimlik böyle bir kavanozda. Diğeri de 300 milimlik. Bu kavanozda yarım çıktı bu şekilde. Bu gül sularını dolapta saklayacağım. İsterseniz böyle kokan güzel aşı gülleriniz varsa onlardan yapabilirsiniz. Bunlardan oluyor çünkü. Gül sularını saklamak için kahverengi doğal ürünler saklanan kavanozlardan varsa onlara da koyabilirsiniz. Güneş almaması önemli. Güneş aldığı zaman doğal olduğu için bozulma yapabilir. Evinizde varsa o kahverengi gibi görünen kavanozlara, şişelere de koyabilirsiniz. Eğer dışarıdan saf gül suyu diye aldığınız gül sularının da kahverengi şişelerde değilse, buzdolabında saklayın ibaresi üzerinde yoksa o orijinal saf gül suyu değildir arkadaşlar. İçerisinde katkı maddesi vardır. Çünkü saf gül suyu bozulur. Dolapta saklanması lazım ve kahverengi gibi şişelerde saklanması lazım. Yüzünüzde, gözlerinizde şişme oluyorsa arkadaşlar küçük küp küp olan buz torbaları var ya, onlara koyun. Bir tane kopartın, gözlerinizin çevresine, yüzünüze sürün. Hem cildinize bakım yapmış olacaksınız, tonik vazifesi görecek. Hem de yüzünüzün şişliğinin indiğini göreceksiniz. Gül suyunun birçok faydası olduğu söyleniyor ve biliniyor. Sizler de araştırıp faydalarını öğrenebilirsiniz. Siz de evinizde gül suyunuzu kendiniz yapın ve gönül rahatlığıyla kullanın diyorum. Sizin de özel tarifleriniz varsa arkadaşlar Facebook Münire Horzum, Instagram Nefis Anne Yemekleri Münire Horzum, YouTube Münire Horzum kanalımdan ulaşabilirsiniz. Öneri ve görüşlerinizi videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.